Evet, şimdi arkadaşlar öğrenciler ve kütüphane tablosu üzerinde ilişkileri nasıl oluşturacağız size gösterelim. Öğrenciler ve kütüphane tablosunu aslında bu tablo arasında ilişki kuran tablomuz öğrenci kitap ödünç tablosu. Öğretmenlerle kütüphane tablosu üzerine ilişki kuran tablomuz da öğretmen kitap ödünç tablosu. Ben bu diyagramı bu şekilde boş bir şekilde yaptım. İlişki kurmayı görsel arayüzde size gösterdik. Bir de kodla tekrar gösterelim size. Kodla göstermek için de yine SQL Analyzer penceremize geliyoruz ve bir tablo üzerine değişikliğe gitmek için kullandığımız komut alter komutuydu. Alter table diyoruz. Önce öğrenci kitap ödünç tablosu üzerine bunu yapacağız. Yani şu tablo bu ilişkileri tamamen öğrenciler ve kütüphane üzerindeki ilişkileri tamamen bu tablo üzerinden yapıyoruz. Bunun için de öğrenci kitap ödünç tablosu üzerine değişikliğe gideceğiz. Buraya constraint ekleyeceğiz. İlişkileri kurmak için kullandığımız constraint'imiz de foreign key constraint. Bunun için foreign key constraint için bir isim belirliyorum. Bunun için de ödünç alan ve öğrenci no alanları arasında bu foreign key'i tanımlamak istiyorum ben. Evet, bunları da yazıyorum. Ödünç alan alanı ve buna referans olacak alanımız da öğrenciler tablosundaki öğrenci no alan arkadaşlar. Evet, öğrenciler tablosunun öğrenci no alanı ile öğrenci kitap ödünç tablosundaki ödünç alanı arasında ilişkimizi kuracağız. Yani bir kitap ödünç alındığında hangi öğrenci ödünç aldıysa ödünç alanına onun numarası gelmesi gerekir. Bunu buraya yazıyoruz. Şimdi bunu ben şöyle bir çalıştırayım. Execute dedim. Çalıştırdım. Burada diyagramda tabii sayfayı yenilemek için herhangi bir şey yok. Bu diyagramı kapatıp açtığımızda bunları görebileceğiz. Hatta şimdi ben bir kapatayım bunu. Hiç kaydetmeden kapattım. Tekrar görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. New Database Diagram diyorum. Tüm tabloları açtığımda Add dedim. Bakalım ilişkiyi görebilecek miyiz? Ona bakacağım. Belki göremeyebiliriz de. Close diyorum. Evet, ilişki şu anda görünüyor arkadaşlar. Yaptığım ilişki. Evet, öğrenciler tablosuyla öğrenci kitap ödünç arasındaki ilişki, kodla yazdığım ilişki şu anda burada görünüyor. Hiç kaydetmeden burayı yine kapatıyorum. Ve diğer ilişkilerimi oluşturacağım şimdi. Bu öğrenci kütüphaneden kitap aldığında kütüphanede olan bir kitabı alması gerekir. Bunun için de öğrenci kitap ödünç tablosuyla kütüphane arasında ilişki kurmamız gerekiyor. Bunun için de alter table öğrenci kitap ödünç diyorum ve yine constraint üstteki ifadeyi yazıyorum. Constraint ekle, yani kısıtlayıcı ekle anlamında. Bunu yazıyorum ve foreign key ödünç alınan yayın, yani hangi kitapsa o buraya yazılması lazım. Yani bir kitap ödünç alındığında o kitabın kütüphanedeki numarası neyse oraya yazılması gerekir. Yine bu ilişkiyi yine her zaman olduğu gibi foreign key ile yapıyoruz. Ödünç alınan yayın şeklinde. Ve bu buraya referans olacak alanımız ise kütüphane tablosundaki yayın ID alanıdır. Bunu da buraya yazdım. Şimdi bunu da çalıştıralım bir kez. Execute diyorum. Komutumuz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır diyor. Şimdi database diyagrama new database diyagram diyerek bir görmeye çalışalım. Oluşmuş mu? Bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi öğrenci kitap ödünç ile kütüphane tablosu arasında da ilişkimiz oluşmuş. Bakın öğrenci kitap ödünç öğrenciler üçü birbirine bağlanmış durumda. Sıra geldi nereye? Bu sefer öğretmenler kitap ödünç ile öğretmenler tablosunu birbirine bağlamaya,
Ayrıca bu tabloyla da yine hangi tabloyu birbirine bağlayacağız arkadaşlar? Kütüphane tablosunu birbirine bağlamamız gerekiyor. Hemen bunları da yapalım. Bunları tekrar tekrar yazmamıza gerek yok. Şuradaki kodlarımızın hemen hemen aynısı. Sadece farkımız, tablolardaki fark nedir? Öğretmenler yerine öğrencilerdir. Özür dilerim. Öğrenciler yerine öğretmenler arasında ilişki kurmaktır. Bunun için buraya Forenke ödünç alan öğrenci no demiş. Bu sefer de buraya ne diyeceğiz? Per ile, per ID diyorum. Yani personel numarası. Ödünç alan öğretmenler olacak öğrenciler kısmı. Öğretmenler. Öğretmenin de nesi olacak? Per numarası üzerinden, per ID'si üzerinden bu ilişki kurulacak. Yine şurası öğrenci ödünç değil, öğretmen ödünç tablosu üzerine olacak. Öğretmen olacak. Öğrenci olanların olan her yer öğretmen olarak değiştirilecek arkadaşlar. Evet, yine buraya geldik. Burada da yine ödünç alınan yayın diyor kütüphane. Şimdi şurada da ödünç alınan yayın, yayın ID arasında olacak diyor Forenke. Ama hangi yerde olacak? Burada da öğretmenler için bir eklenti yapmamız lazım. Yoksa daha önce oluşturduğumuz Forenke ile çakışacaktır. Evet, öğretmen kitap ödünç ile kütüphane tablosu arasında ilişkiyi bu şekilde kuracağız arkadaşlar. Bakalım bir hatamız var mı diye. Ödünç alınan yayın alanı orada da var. Kütüphane yayın ID. Evet, bu şekilde. Bunun son oluşturduğumuz her iki komutları da seçiyorum, komut satırlarını ve execute'a basıyorum. Şimdi diyagramımı çarpıyla kapatacağım kaydetmeden. Tekrar açacağım. Bakalım durum nedir? New database diyagram diyorum. Bütün tabloları ekliyorum ve close diyorum. Gördüğünüz gibi bütün constraint'ler aslında oluşturulmuş. Bakalım görebiliyor muyuz hepsini? Kütüphane kısmına iki tane gelmesi lazım. Bakalım. Evet, iki tane geliyor. Şurası kütüphane. Burası öğretmen ödünç. Şurası öğrenci ödünç. Burası öğretmenler. Şurası da öğrenciler. Bunları bu şekilde düzgün bir şekilde koyuyorum ki siz daha iyi anlayabilirsiniz diye. Evet, öğretmen kütüphaneden bir kitap aldığında bu bilgi öğretmen kitap ödünç tablosuna işlenecektir. Onun için de şunu ne yapıyoruz? Ödünç alan kısmı şu şekilde. Gördüğünüz gibi burası da şunu bu şekilde aldım. Ödünç alınan yayın kısmına, yine burası da yine ödünç alınan yayın kısmına geliyor. Bakın benim daha önce görsel arayüzde çizdiğimi aynısı hemen hemen. Öğrenci no. Hatta şunu şöyle yapalım. Daha iyi oldu. Şurası öğrenci no kısmıydı. Fazla aşağı inmeyelim. Ödünç alan. Görsel arayüzde kendi elimle çizdiğimin aynısı burada oluşturdu aslında. Ama tabii ki bu çizgilerde hani SQL sunucusunda bir eksikliklerden bir tanesi. Ben hangi alanlar arasında ilişki kurduysam aslında çizgilerinde bu alanları göstermesi gerekir ama göstermiyor. Gösterseydi çok daha anlaşılır olurdu arkadaşlar. Şurası da yine ödünç alan kısmı olacak. Şöyle bir ayarlayalım. Evet. Öğretmen işte 5 numaralı personel numarasına ait öğretmen gitti kitap aldı. O personel numarasını buraya ödünç alan kısmına yazıyoruz. Hangi kitabı aldıysa onun yayın numarasını da buraya yazıyoruz. Şu numaralı öğretmen işte şu numaralı kitabı almıştır şeklinde bizim tablomuz bu kayıtları tutacaktır. Yine öğrenciler için de aynı şey söz konusu. İşte 73 numaralı öğrenci bir kitap aldıysa onun numarası buraya yazılacak. Hangi kitabı aldıysa da o kitabın da numarası bu tabloya yazılacak. Ve numaralar üzerinden takip gerçekleştirilecek arkadaşlar. Biz tablomuzu bu şekilde oluşturduk. Artık diyagramımızı kaydedebiliriz arkadaşlar. Save diyagram diyorum. Okey dedim. Bu diyagram artık burada görünebilir. Biz daha önceden de var bu bir numara. Daha öncekini silsek yeterli. Buna bizim ihtiyacımız yok şu anda.
şu anda diyagram 1 en son hali arkadaşlar. Evet, gördüğü üzere tablolar arasında ilişkimizi de kurduk. Bundan sonra asıl konumuza geçeceğiz. Asıl konumuz tablolar arasında verileri sorgulamak. Tabii bu verileri sorgulayabilmemiz için de ne olması gerekiyor? Tablolarımızın içlerine bilgilerin yazılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bilgileri ben sizin için şimdi hızlı bir şekilde yazacağım. Şöyle göstereyim. İşte tamamen boş tabloların gördüğü üzere. Bu verileri hızlı bir şekilde ben yazacağım. Size de bu veri tabanının bir yedeğini size göndereceğim. Sizler de kendi sunucunuza ekleyeceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar ben sizler için bu tabloları doldurdum. Gerekli bilgilerle doldurdum. Ben göstereyim. İşte kütüphanedeki kitaplarımızı, satın aldığımız kitabı kütüphaneye yerleştirdik raflara gördüğünüz gibi. 20 tane kitabımız var. Okulumuza biraz öğrenci kaydettik. Bunları da göstereyim size. Bütün öğrencilerimiz burada. Kaç tane? 20 tane öğrencimiz var. Bir, okulumuza bir miktar yine öğretmen tayin oldu geldi. Kaç tane öğretmenimiz var? 15 tane. Peki öğrenciler kütüphaneden kitap almışlar mı? Ona bakalım. Almış. Mesela kim almış? Mesela 35 numaralı öğrenci 2 numaralı kitabı almış. Bakalım mı 35 numaralı öğrenci kimmiş? İsmail Saygılı. İki nolu kitabı almış dedik. Kütüphane tablomuza bakalım iki nolu kitap neymiş? İşte Türk masalları Naki Tezel'e ait bir kitap. Bu kitabı almış. Evet. Bunları şöyle kapatıyorum. Yani buradan bunları algılayabiliyoruz. Yine öğretmenler için de öğretmen ödünç tablosuna gidiyorum. Hangi kaç tane öğretmen kütüphaneden ödünç kitap almış? İşte 1009 personel numaralı öğretmen 12 nolu kitabı almış. Bakalım bu öğretmen kimmiş? 1009 olan. İşte Hayriye Kutlu. Neyi almış? 12 nolu kitabı. Ona da bakalım. Neredeymiş? Onu da görelim. 12 nolu kitap. Kültürünü konuşturmak. Kolektif diyor. Yazarı yok büyük ihtimalle. Evet. Böyle bir kitabı almış. Bu ödünç tablolarımız bizim hangi numaralı personel kaç numaralı kitabı almış bu şekilde takip yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Evet. Bundan sonra hani ne yapıyoruz biz? Kim hangi kitabı almış? Bir o tabloya bakıyoruz, bir bu tabloya bakıyoruz değil mi? İşte hatta şöyle sorular da sorabiliriz. Hiç kitap almayan öğrenciler kim? Değil mi? Bunu anlayabilir miyiz buradan? Veya hiç kitap almayan öğretmenler kim? 4 tane öğretmen kitap almış, gerisi almamış. Ama isimleri ne? Numaraları ne? Personel numarası nedir? Bilmiyoruz. Hani bunu bilebilmek için de gözümüzle açıp ne yapmamız gerekiyor? İşte sayacağız. 1009 numaralı öğretmen almış ama diğerlerinden hangileri almamış? Tek tek bakmamız gerekiyor ki bunu bir kağıt kalemle yazmamız gerekiyor bir kenara. Böyle yapmaktansa bunun kolayları var arkadaşlar. Kolay yolu veri tabanındaki işte birleştirme komutları. Biz bu tablolarda işte birleştirme komutlarını kullanarak sorgularımızı birleştireceğiz ve istediğimiz bilgileri tablolar içinden çekeceğiz arkadaşlar. İstediğimiz bilgileri tablolar içinden çekeceğiz. Bu konumuzda bu örnek tablolar üzerinde birleştirme sorgularını hep birlikte öğreneceğiz.